Soru çözmeye devam edelim. Bir önceki videoda bir bozuk parayı attığımda tura gelmeme olasılığı nedir demiştim. Yani bir parayı 7 kez atarsak arka arkaya 7 kez yazı gelmesi olasılığını arıyoruz. Bu da 1 bölü 2'nin 7. kuvveti demektir. Çünkü her bir atışta gelmesini istediğimiz şeyin, örneğin yazının gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Bunu 7 kez kendiyle çarparsanız 1 bölü 128 elde edersiniz elimizde gerçekleşme olasılığı birbirine eşit tam olarak 128 ayrı olasılık vardır. Peki bunu neden söyledim? Şöyle sorayım. Tüm paraların örneğin tura gelmesi ardından son paranın da yazı gelmesi olasılığı nedir? Tura, 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 tura böyle gideceğim. 1 2 3 4 5 6 ve sonuncusu da yazı gelecek. Düşündüğünüzde bu sonuç gerçekleşebilecek tüm sonuçlardan yalnızca biridir. Peki bunun olasılığı nedir? Tura gelmesi olasılığı 1 bölü 2'dir. Turaların her biri 1 bölü 2. 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2. Son olarak yazı için de yine 1 bölü 2. 1 bölü 2, çarpı, 1 bölü 2 çarpı 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 1 bölü 2 de 1 bölü 128 eder yani tam olarak kombinasyon demek istemiyorum çünkü permütasyon ve kombin permütasyon ve kombinasyon konusunu sonraki videolarda öğreneceğiz ama aradığımız herhangi bir koşul kümesi gerçekleşebilecek toplam sonuçların 128'de biridir. Evet koşul yerine sonuç demeliyim. Herhangi belirli bir sonucun bu yazdığımda belirli bir sonuç zaten şöyle izah edeyim. Toplamda 128 adet ayrı sonuç var. Bunlardan birini seçersem onun gelme olasılığı 128'de 1'dir. Bir soru sorayım. Yalnızca bir adet tura gelme olasılığı nedir? Bu ne demek? Bu şu demek. Yazı gelebilir. Yazı gelebilir. Yazı gelebilir. Parayı 5 kez attığımızı düşünelim. Çok zamanımızı almasın. Toplam 5 kez atıyoruz. Yani yazı, 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 yazı ve tura olabilir rastgele renkler seçeyim. yazı, 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 tura ve yazı olabilir. Meseleyi anladınız değil mi? Yazı, yazı, tura, yazı, 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 tura, yazı, yazı ve yazı olabilir. Ve son olarak da tura, yazı, yazı, yazı ve yazı olabilir. Şöyle düşünelim. Yalnızca bir adet tura gelmesi koşulunu sağlayan kaç sonuç vardır? 1 2 3 4 ve 5. Parayı 5 kez atıyoruz ve para yalnızca bir kez tura geliyor. Bu atıştan herhangi biri tura olabilir. O halde bunun gerçekleştiği 5 durum söz konusu. Yalnızca bir tura lafına özellikle dikkat edin. Çünkü en az bir tura deseydim, en az bir tura deseydim, iki kez tura gelen durumları da hesaba katacaktık ve işler karışacaktı. Kombinasyon konusunu öğrenirken onu da öğreneceğiz. Peki bu sonuçlardan birinin gerçekleşme olasılığı nedir? Örneğin buna bakalım. Olasılığı 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2. Yani 1 bölü 2'nin 5. kuvveti. Bu da 1 bölü 32'ye eşittir. Diğerleri için de aynı mantık geçerli. Her biri 1 bölü 32'dir. 1 bölü 32, 1 bölü 32, 1 bölü 32, 1 bölü 32. Genel bir ifadeyle hilesiz bir parayı arka arkaya 5 kez atarsam 32 ayrı olasılık vardır. Bu yazdıklarımın her biri de aradığımız sonuçtur. Son olarak şöyle diyebiliriz, bu 32 olasılıktan 5'inde bizim aradığımız olay gerçekleşiyor. Yani 5 atıştan yalnızca biri tura gelir. Toplam 32 sonuçtan yalnızca 5'inde gerçekleşir. Tabi bunu her bir sonucun gerçekleşme olasılığı birbirine eşitse söyleyebiliriz. Olasılık 5 bölü 32'dir. Şimdi gelin bunu biraz daha karmaşık hale getirelim. Yalnızca bir adet tura gelmemesi olasılığı nedir? Bu durumda bu koşulu sağlayan çok daha fazla sayıda durum vardır. Örneğin bunu sağlayan iki durumu yazalım. Hepsi yazı olabilir. Ayrıca iki adet tura gelmesi de sağlar çünkü bir adet tura gelmemiş olur. Bu da sağlar. Şöyle diyebilirsiniz, az önce yaptığımız gibi çözmek çok karmaşık olur. Bulduğumuz 5 bölü 32 olasılık, ikinci yazdığımız koşulu sağlamayan olasılıklar. Yani geri kalanlar, 32'den 5 çıkarsa ne kalır? 27. Yani kalan 27 sonuç, ikinci yazdığımız koşulu sağlar. O halde, bu yazacağım şey şimdi pek çok olasılık sorusuna başvurulan bir kestirme yoldur. Bu koşul şuna eşittir. 1, eksi 5 atışta yalnızca bir adet tutura gelmesi olasılığı. Bu da neye eşittir? 1, 32 bölü 32'ye eşittir. Eksi dedik bunun olasılığı neydi az önce bulmuştuk. 5 bölü 32, o halde bu 27 bölü 32'dir. Bu her zaman aklınızın bir köşesinde dursun. Bazen bir olasılık sorusunu çözmek ilk başta zormuş gibi görünebilir ama o sorudaki koşulun tam tersini çözmek o kadar da zor değildir. Yalnızca bir adet gelmeme olasılığını bulmak gerçekten çok zordur. Kombinasyon falan bilmeniz gerekir ama bu koşul yalnızca bir adet tura gelmesi olasılığının tam tersidir ve bunu bulmak çok daha kolaydır. Bu nedenle bunun olasılığını bulursam bunun dışında kalan tüm sonuçlar bunun tam tersini sağlar. Neyse, şu ana kadar işlediğimiz konularda hilesiz paralar falan kullandık, belirli bir zorluğu vardı ama gelin farklı olasılığı olan farklı sonuçlara ele alalım. Gelin serbest atış yüzdesi konusuna bakalım. Basketbol oynuyorsanız veya izliyorsanız ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Diyelim ki benim serbest atış yüzdem yüzde 80 olsun. Keşke öyle olsa ama tabii ki değil. Bu da şu demek, ne zaman serbest atış kullansam basket olma olasılığı yüzde %80'dir. Basket olmama olasılığı kaçırma olasılığım da %20'dir. Bu sayıya nasıl ulaşılıyor? İstatistik konusunu ileride işleyeceğiz. Olasılık ve istatistik bir paranın iki ayrı yüzdür diyebilirim. Şöyle diyebiliriz. Ben kullandığım 100 serbest atışın 80'ini basket yaptım. Genellersek serbest atışı basket yapma olasılığım %80'dir. Ama illa 100 atış yapmam gerekmez. Mesela 1000 atış yapmış olabilirim ve bunların 800'ü basket olmuştur. 800 tanesine sayı yapmışımdır. %80 de işte böyle elde edilir. Buraya kadar tamam. %80'e P deriz. Ortak gösterimde %20'ye 1-P denir. Basket atma olasılığım %80 ise kaçırma olasılığım da %20'dir. Size sorum. Para kullanılan sorulara benzer sorular çözelim. Arka arkaya 3 adet basket atma, arka arkaya 3 adet serbest atışı sayıya çevirme olasılığım nedir? Bunu serbest atış diye yazalım çünkü bu benim genel basket yüzdem değil değil mi? Serbest atış yüzdesi. Aynı mantıkla hareket edeceğiz. İlk atışımı basket yapmam gerekiyor. İkinciyi de basket yapmalıyım. Basket olmama olasılığı, sayı olmama olasılığı yüzde 20. Üçüncünün basket olma olasılığı da yüzde 80. Ağacın geri kalanını yazmadım aslında. Epey büyük bir ağaç. Ve yine tıpkı para örneğinde olduğu gibi olasılıkları çarpıyoruz. Yüzde 80 demek 0,8 demektir. O halde 0,8'in üçüncü kuvveti. Peki bu kaç eder? Bakalım. 0,8 çarpı 0,8 çarpı 0,8 eşittir 0,512. Yani yüzde 51,2. Yani arka arkaya 3 adet serbest atışı basket yapma olasılığım 50'nin biraz üzerindeymiş. Hiç de fena değil. Gördüğünüz gibi Windows tarafından sunulan bu dandik hesap makinesinde üst alma özelliği yok. Bu nedenle özür dilerim. Alacağımız kuvvetlere bir sınırlama getirmemiz gerekecek. Neyse konuya basit bir giriş yapmış olduk. Bir sonraki videoda serbest atışlarla ilgili çok daha fazla soru çözeceğiz. Hatta belki koşullu olasılık konusuna da biraz girebiliriz. Görüşmek üzere.